Takipli iflasta mantık şudur. Bir takipli iflas vardır, bir de takipsiz iflas. Takipli iflasta önce bir takip başlatmanız gerekir, iflas takibi. Arkasından borcun ödemesini bekleyeceğiz. Ödemezse iflas davası açacağız. Takipsiz iflasta ise doğrudan iflas davası açıp mallarını elinden alıyoruz. Takipli iflasın iki çeşit ayrımı vardır. Birincisi genel iflas yoluyla takip veya adi iflas yolu diye de geçer. Diğeri ise kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip. Terimler yakın gelebilir çünkü icra hukukunda genel haciz yoluyla takip, iflas hukukunda genel iflas yoluyla takip. İcra hukukunda kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, iflas hukukunda kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip. Yani aralarında bağlantı vardır. Haciz yoluyla takipte ne biliyorsak burada da bilmemiz gerekir. Öncelikle genel haciz yoluyla takip arasındaki farka bakarsak. Genel haciz yoluyla takip. Genel haciz için ilk şartımız neydi? Para veya teminat alacağımız olmalıydı. Burada da yine aynı şekilde genel iflas yoluyla takip veya adi iflas yoluyla takip yapmak için ilk şartımız para veya teminat alacağımız olmalıdır. Genel hacizdeki ikinci şartımız neydi? Alacak rehinle bağlanmamış olacak. Burada da yine aynı şekilde alacağımız rehinle bağlanmamış olmalıdır. Bu şartları taşıyorsak takip talebini dolduruyorduk. Takip talebi ve genel iflas yoluyla takipte de yine takip talebiyle işlemlerimizi başlatıyoruz. Burada takip başlatıyoruz. Neden? Çünkü takipli iflas. Önce takip başlatıyoruz. Ödemezse iflas davasını açıyoruz. Burada dava yoktur. Neden? Çünkü herkes iflas edemez. Burada sadece biz amacımız paramızı almak. Onu da haciz edip satıyoruz ve oradan paramızı alıyoruz. Takip talebini gönderdikten sonra ödeme emrini tebliğ ediyoruz. Ödeme emri tebliği sonrasında borçlu hatırlıyorsunuz 3 kere 3 tane seçimlik hakka sahipti. Birincisi ödeme. İkincisi mal beyanı. Üçüncüsü itiraz. Bunların süresi ne kadardı? 7 gün, 7 gün, 7 gün. Üçü de ödememden itibaren 7 gün. Burada da yine biz takip talebini doldurup bir ödeme emri gönderiyoruz. Takip talebiyle ödeme emri arasındaki süre kaç gündü? Takip talebinin verilmesinden itibaren 3 gün. Burada da yine 3 gün içinde ödeme emrini icra dairesi yollamak zorundadır. Burada takip talebini nereye veriyoruz? Buradaki takip talebimiz icra dairesine. Buradaki takip talebimiz iflas dairesine. 3 gün içinde ödeme emri gönderilir. 3 gün içinde iflas dairesi tarafından borçluya bir ödeme emri gönderilir. Ödeme emrinin karşısında borçlu ödemek zorunda yahut mal beyanı veya itiraz etmek durumundadır. Yine burada da borçlu 3 değil 2 yola başvurmak zorundadır. Ya borcunu ödemek zorundadır ya da itiraz etmek zorundadır. Burada neden mal beyanı yok? Bu önemli bir konu. Ödemenin olduğu yerde mal beyanı da vardır. Fakat burada mal beyanı yok. Bir de nerede yoktu mal beyanı? Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip. Rehinde de mal beyanında bulunmazsınız. Neden? Çünkü zaten satacağımız mal rehinli olarak elimizde. Burada neden yok? Az önce bahsettiğim üzere icra hukukunda borcunuz kadar haciz yapılırken iflas hukukunda bütün mal varlığınızı el koyuyoruz. Yani sizin mal beyanında bulunmanıza gerek yok.
Zaten bütün malınızı elinizden alıyoruz. Ödeme yaparsa bunu 7 gün içinde, itiraz ederse de bunu yine 7 gün içinde yapmak zorundadır. Mal beyanı, tekrarlıyorum, mal beyanı iflas hukukunda yoktur. Çünkü bütün malını elinden alıyoruz. Eğer itiraz etmezse ne olur? İtiraz etmezse biz borcu kabul ettiğini düşünüyoruz. Yine aynı sürecinde de ödememiş olursa ne yapıyoruz? Borcunu ödemediğinden dolayı dava açıyoruz. Dava açılır. Burayı tekrarlıyorum, karışmasın. Ödeme emri üzerine iflas edecek olan kişi, bakın daha iflas etmedi. İflas edecek olan kişi, iflas davayla olur. Davanın sonucunda iflas edersiniz. Borçlu ya 7 gün içinde ödeyecek ya da itiraz edecek. Öderse sorun yok. Ödemez, şayet itiraz da etmezse takip kesinleşeceği için ve dava açma hakkı artık doğacaktır. Davamızı nerede açıyoruz? Davamızı Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açıyoruz. İflas davası adı altında. Peki bu davayı ne zaman açacağız? Öncelikle ödeme ve itiraz gerçekleşmeyecek, yani ikisini de yapmayacak ve ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde iflas davasını açacaksınız. Toparlıyorum. İflas dairesine gidip bir takip talebi doldurduk. Arkasından iflas dairesi müdürü 3 gün içinde borçluya bir ödeme emri gönderdi. Borçlu ya 7 gün içinde ödeyecek ya da itiraz edecek. Mal beyanı yok. Neden? Çünkü iflas hukukunda bütün mal varlığını zaten alacağız. Herhangi bir durumda itiraz etmemişse, ödeme yapmamışsa, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde iflas davası açıyoruz. Nerede açıyoruz? Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açıyoruz.